Ben oy vermeyeceğim. Düşünmüyorum. 50 yıllık ülkücü gelenekten gelen de bir insanım. Partime de oy vermeyeceğim. Yok zaten. Olsa belki veririm de yok. İyi Parti var. O da yok. İttifaka girdiler. Benim partim yok. Tamam. İyi Parti'yi de kuranlar, bizim arkadaşlarımız, gönül birliği yaptığımız insanlar. Bana zillet veya illet demesin. Ağırıma gidiyor. Ağır geliyor bana. Bir cumhurbaşkanı halkın bir yarısını horlar mı? Halkın bir yarısını küçük görür mü? Halkın bir yarısını düşman ilan eder mi? Bakın benim zillete illete benzer bir halim mi var? Şu sokaktaki insanın illete zillete benzer bir hali mi var? Devlet adamı kendi vatandaşının yarısını horlar mı? Aşağıda görür mü? Çık mikrofonu al meydanlara. Bunlar var ya bunlar. Kim bunlar dediğin senin halkın, Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları, insanları bir yarısı. Niye horluyorsunuz? Niye aşağıda görüyorsunuz? Benim de cumhurbaşkanımsınız. Benim cumhurbaşkanımsınız. Evet benim. Ve tekrar söylüyorum. Ülkücü gelenekten geliyorum. 50 yılım öyle geçti. Öğrenciliğim vurulmakla, sürülmekle geçti. Koluna girdiğim arkadaşım boynundan kurşun yedi. Şerefli bir mücadeleydi. Yaşadık, geçti, gitti. O başka. O dönemleri atlattık. Ama bugün geriye dönüp baktığım zaman bu mücadelemi kimse hor görmesin. Büyükşehir seçimlerinde Ali Nur Aktaş mı tercihin yoksa Bozbey mi? Bozbey. Çünkü biraz daha hani böyle bir damarlarda değişik bir kan dolaşsın artık. Bu yüzden ben de Bozbey'i dayanak istiyorum büyükşehir olarak. Belki o da büyükşehirde caba varsa onu da değiştiririm. Hani bu benim düşüncem tamamen şahsidir. Parti olarak düşünmüyorum. Şahsiyetine veriyorum. Belediyecilik. Belediyeciliğine veriyorum. Yani ben o partidenmiş, bu partidenmiş diye ben kimseye oy vermem. Anladım. Ben başarısına bakarım bir insanın. Bir siyasetçinin başarısına bakarım. Önceden yokluk kuyruğunu vardı. Şimdi varlık kuyruğu. Ben kuyruk istemiyorum kardeşim. Ben bir şey alırken kuyruksuz alayım ya. Rahat rahat alayım. İki dakika alayım gideyim. Bana kuyruk lazım değil. Gerçekleri söylemek lazım. Yani kimse kimseyi kandırmasın. Vatandaş kendini de kandırmasın. Şu partinin diye vermesin. Hizmet yapacak adamı getirsinler. Ben bunu istiyorum halktan. Mesela parti bu parti benim için önemli değil. Hizmeti kim yapacağına inanıyorsan onu getireceğim. PKK'larla hiçbir şey yapamadım ama oy vermem. Hiçbir şey yapamadım. Bugün yarın benim oyum asgari çek. Şeyi gördüğünüzü sıcak aldım acık. Kemal Kılıçdaroğlu. CHP PKK ile işbirliği mi yapıyor diyorsun? Evet. Yani hangi olaydan böyle bir kanıya var? İYİ Parti. Biliyorsunuz ilk böyle... İYİ Parti de işbirliği yapıyor. İYİ Parti, Saadet Partisi. Bunlar hep iş mi iyi diyor. İşbirliği yapıyor diyorsun. Evet. Hangi olaydan böyle bir kanıya vardın peki? Şimdi yani düşün. Bu ne oldu da? Yani bugün bana... ne gördüğünde dedin ki CHP... Özür dilerim. Sözünde duramıyor. Sözünde duramıyor. Sözünde durmadıkları için mi HDP ile birlikte? Evet. Anlamadım. Ya HDP sözünü iş yapamıyor. CHP iş yapamıyor bir kere. İcraat yapamıyor. Ben bu yaşıma kadar kim ne derse desin AK Parti'ye oy attım. Ama bu yaştan sonra vermeyeceğim. Neden vermeyeceğim onu da söyleyeyim. Çünkü hiçbir verilen sözler tutulmuyor ki. Ha bu AK Parti'ye vermeyeceğim, başka partiye vereceğim anlamına gelmiyor. Hiçbirine vermeyeceğim. Anlatabiliyor muyum? Peki başka bir alternatif de mi bulamıyorsun AK Parti'ye vermeyeceğim? Yok ki. Siz bulabiliyor musunuz? Yani şöyle sağlıklı bir şekilde düşündüğünüz zaman bulabiliyor musunuz? Hangisi iyi? Ya zaten ondan başka kimse yok. Hani ondan yani başkan iyi desem yok ya başkan kötü. Şu başkan kötü desem yok ya başkan iyi. Arkadaş kim doğru söylüyor kim doğru söylüyor? Bana onu söyleyin ya. Hani insanlar artık dolmuş yani. Bakın bütün insanlar dolmuş. Gerçekten patlamaya hani ramak var yani. Yazık günah değil mi bu insanlara? Yani gerçekten bakın. Tekrar bak konuyu Suriyelilere getireceğim. Suriyeliler Türkiye geldikten sonra işsizlik çoğaldı. Gerçekten çoğaldı. Hangi aile mutlu? Allah aşkına bana sorar mısınız? Hangi aile mutlu? Herkes elektriğe, suya, doğalgaza çalışıyor. Yalan mı? Doğru. İnşallah CHP'de
olacağız. Yani, CHP gelirse mutlu olacağız. Şey CHP gelmezse hiçbirimiz mutlu değiliz. CHP de kurtaramaz. Yani, anlatabiliyor muyum? Bizi bu saatten sonra Atatürk gibi insan kurtarır. Başka kimse kurtaramaz. Aynen, aynen. Esed'den öyle. Atatürk gibi bir insan Türkiye'ye gelmez zaten bir daha. Atatürk gibi bir insan gelirse Türkiye'ye kurar. Bana bir tane Atatürk bayrağı kurtaramaz oğlum. Posteri gösterir misin? Nerede var? Ablamlar, burası Türkiye değil mi? Türkiye şart bir tane. Nerede Atatürk? Bir tane yok. Nasıl oluyor bu iş? Akış, 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 akış. Yani artık insanlar... Bak Atatürk'ün yerine bak şu AKP'li var. Tayyip Erdoğan var. Atatürk'ün yerine Bursa onu koydu. Bak karşıda duruyor. Oğlum kolay gelsin sana. Sağ ol. İşimiz vahim. Allah sonumuzu hayırlı kılsın. Hayır etsin abi. Sağ olasın. Yedem, ben herkes öyle diyor. Allah sonumuzu hayır etsin. Hayır olan bir şey yok ki. Hayır olan bir şey yok. Ne diyeyim ben de bilemedim. Ya, hemen başkalarına da görüşelim. Buyur amcam. Nasılsın? Biz aslında soruyu şeyden başladık. Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı Nilüfer Bursa'nın en gelişmemiş ilçesidir dedi. Yalan söylüyor. Ne düşünürsün onu öğrenelim. Ya yalan söylüyor. Gelişmemiş ilçesi. Şimdi git. Ben Yıldırım'da oturuyorum. Nilüfer'e git. Yıldırım burası 3. sınıf. Orası 1. sınıf. Nereden Çavuşoğlu yalan söylüyor? Neden böyle bir açıklamada bulunmuş olabilir? Cahilliğinden demek ki. Adya'da Bursa'yı bilmiyordur. Ben Yıldırım'da oturuyorum. Şimdi biz oraya 3. sınıf. Yıldırım biri, Nilüfer 1. sınıf. Yalan söylüyor. Ben memur emeklisiyim. Anladın mı? Nilüfer'dir. Zaten Bursa'da şu anda bir Nilüfer örneği gör. Şimdi Nilüfer'e gittiğin zaman kendini Avrupa'da gibi hissediyorsun. Aynen. Ama bu tarafa gel. Aynen öyle. Yapılaşmaya bak, şeye bak. Çarpıp çırpıp. Şimdi bu mu? Çavuşoğlu Nilüfer en gelişmemiş bölge. Ya böyle yalancılık olur mu ya? Şimdi bu bir seçimdi, belediye seçimi. Bize göre çok önemli değildi. Yani şu anda böyle bir bakıyoruz ki ne var, bir beka var, bir zillet var, illet var. Evet. Bu nedir yani Türkiye'de? Yani bu kadar biz hepimiz kardeş idik. Yani bu kadar milleti bölmeye, bu kadar millete yiyecek. Belediye seçimlerinin devletin bekasıyla bir ilgisi var mı? Hiç yok. Neydi bu? Belediye seçimleri, belediye başkanları çıkar, anlatır kendini. Anlatır kendini. Hangisi hizmeti uygunsa? Cumhurbaşkanı böyle bir şey yapmadı ki. Tarafsız. Cumhurbaşkanı tarafsız olur. Bu şimdi bir kim var ya? Şimdi başkanı kendini söyler, çıkar, anlatır. Vatandaş ona göre oy verir. Şimdi bizim Cumhurbaşkanımız. Oy vereceğiz biz. Şimdi bizim Cumhurbaşkanımızdır. Bu Cumhurbaşkanı Türkiye'nin Cumhurbaşkanı. Bütün Türkiye'nin biz Cumhurbaşkanımızı öyle görüyorduk. Yani şimdi bir parti başkanı olmuş. Bir parti başkanı olmuş. Bir de Zibik. Eskiden hem değil şu an yani. Eskiden bir onları yaşıyor. Milli Hareket Partisi vardı. Ama Milli Hareket Partisi'nde bir kim vardı? Türkeş var ya, adam gibi bir adam. Şimdi Bahçeli'dir. Bahçeli'ne biz memlekette